Merhaba arkadaşlar. Mars keşif aracı Perseverance'ı çizeceğiz birlikte. Mars keşif aracı Perseverance, yani ismi Azim, Türkçe ismi. Başka bir gezegenden gelen en net görüntüleri bize aktaran bu gözleri, önce sağa ve sonra sola bu gözleri çizerek başlayacağım. Perseverance 18 Şubat 2021'de Mars'a inen bir keşif aracı. Kaya ve toprak dolguları gibi araziyi anlamamıza yardımcı olacak, bizlere ipuçlarını, Mars'ın uzun zaman önce küçük yaşam formlarını destekleyip desteklemediğini aktaracak olan gözleri çizerek başladım. Perseverance, azim demek. Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir. Dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar. Azim, 19 kez kaybedip 20.de başarıya ulaşmaktır arkadaşlar. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Mars'a iniş yapan Perseverance Rover'ını, yani bugüne kadar başka bir gezegende gönderilen en büyük, en gelişmiş rover'ı, inişini izledik. Aslında onun 472 milyon kilometre uzaktan gönderdiği sinyalleri dinledik ve sağ salim ulaştığı bilgisini aldık. Perseverance Rover'ındaki bu süper kemler, süper kameralar, Mars'taki geçmiş yaşamla ilgili bizlere organik bileşikler aramak için kayaları ve toprakları kameralar, lazerler ve bu spektrometrelerle inceliyor ve 7 metre daha uzak bir mesafede kalem noktası kadar küçük harflerin kimyasal ve mineral makyajlarını tanımlayabiliyor arkadaşlar. Bu cihazın üstünde 3 anten var. Bunlardan birisi 400 MHz'lik bir UAF anten. Bununla Mars yörüngesinde dönen uyduları hızlı veri iletişimini sağlayabiliyorlar. Bu Percy'nin rover'ın üzerinde küçük bir bilgisayar ve depolama birimleri var. 6 kamera tarafından birçok gigabayta yakın ham görüntü orada rover'ın içerisinde kaydedilmiş. Yine aynı bilgisayar yardımıyla bunların içinden en önemli olabilecek parçalar seçilerek sıkıştırılıp küçük video klipler haline getirilmiş. Böylece dünyaya gönderilen verinin miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca Kaşif Çevre İzleme İstasyonu çevredeki rüzgarın hızını ölçüp yönünü belirlemekte, sıcaklık ve nem grafiklerini çıkartıp bize aktarıyor. Santim çapında tekerleklere sahip. Kaşif, NASA'nın laboratuvarlarında çalışan mühendisler tarafından yüksekliği 65 santime kadar olan engelleri aşabilecek ve her gün 200 metre kadar seyahat edebilecek şekilde tasarlanmış. Şimdi tekerleklerini çiziyorum. Robotumuz gerekli enerjiyi plütonyum dedikleri bu doğal bozunumundan elektrik üreten radyoizotop termoelektrik üreticilerinden elde ediyor. Bu 50 santim çapındaki tekerlekler Mars'ta ilerlemesi için özel olarak tasarlanmış arkadaşlar. Bize Mars keşif programı Mars'ın bir gezegen olarak oluşumunu, dönüşümünü, zaman içinde şekillenen bu jeolojik süreçlerin tarihini ve Mars'ın yaşama ev sahipliği yapıp yapmama potansiyelini bizlere aktaracak arkadaşlar. ...23 kamerayla kaydettiği resimleri, binlerce resmi arkadaşlar bize gönderdi.
videonun altındaki linklerde bunları görebilirsiniz. Buraya kadar hemen her şey beklediğimiz gibi, daha önce de gönderilen araçlarla aynı şekilde iletişim kurmuşlardı. Onlar da fotoğraf çekip göndermişlerdi. Ama bu kez gönderilen o kadar net ki arkadaşlar, projede çalışan mühendisler bile gözlerine inanamıyor. Bu yüzey analizleri yapabilen, herhangi bir taşları, toprakların resimlerini çekebilen, 2 metre uzunluğuna kadar bir robotik kola sahip, yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaymış arkadaşlar bu cihaz. Bu karakterlerin en önemli yardımcısı yılmayan azmidir arkadaşlar. Bu cihaza da Azim ismini vermişler. Büyük bir adam olarak yahut saygıdeğer bir istikbal isteyen genç, binlerce mağlubiyete rağmen kazanmayı düşünmelidir. Mars'ın insanlar tarafından gelecekteki keşfini anlamak için bir gezegen sistemi olarak inceliyor, strateji Mars hakkında daha fazla şey öğrendikçe ve daha fazla soru ortaya çıktıkça gelişti. Önce suyu takip etten, yaşanabilirliği keşfete ve yaşam işaretleri araya geçtik. Şimdi size Percy'nin yanında götürdüğü Mars helikopteri Inquinity güneş enerjisiyle çalışıyor. Fakat rover'a göre çok daha zayıf bir enerji kaynağı olduğu için en fazla 5 kez uçabileceği tahmin ediliyor. Bakalım Mars helikopterini uçarken görebilecek miyiz? Helikopterin pilleri sadece kendi güneş panelleri tarafından şarj ediliyor. Bu helikopter yüzeye konuşlandırdıktan sonra daha deneysel uçuşlar test penceresine sahip olacak. Sıcaklıkların eksi 90 santigrat dereceye kadar ulaştığı, ilikleri kemikleri ürpertici Mars gecelerinden sağ çıkarsa ekip başka bir dünyada bir uçağın ilk uçuşunu devam edebilecek. Percy iniş yaptıktan sonra kendi Twitter hesabından tam da bu sözleri söyledi, tweetledi. "Dare my things, muhteşem şeylere cesaret et," dedi. Ben Mars'ın o kızıl gezegenin dağlarını da çiziyorum. Bunları kırmızı renkli kalemlerimizle renklendireceğiz birlikte arkadaşlar. Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değildir. Azim ve sebattir. Bu cihaza da Azim ismini vermişler. Biz dışındaki hava karardığında içindeki ışığı yak diyorum. Azimli insanın güneşi içinde doğar arkadaşlar. İnsana yıllarca çalışmaya tahammül gücü kazandıran sır, hedefinin büyüklüğünden doğan heyecanlı azmidir. Fonda duyduğumuz bu tiz gürültü Mars'ta çalışan Percy'nin rover'ın çalışırken çıkardığı kendi sesi. Kaydın ortalarında Mars'ta esen rüzgarların sesini duyuyoruz. Percy'nin yani Azim cihazının filtre yardımıyla oluşturulan ikinci versiyonda bu rüzgar sesi çok daha net işitiliyor. Bu Mars'ta yaşanabilirliği araştıran birçok ekipmanla donatılmış cihazı çizdik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki çizimlerimizde birlikte olmak dileğiyle abone olmayı unutmayın.